Merhaba arkadaşlar, ben Temel Koyuncu. Başkasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir seri Cities Skylines başlıyoruz. Yepyeni bir seri. 2-3 defa falan şehir yaptım. 2-3 defa da şehir birincisinde battı. İkincisinde çok güzel oldu. Yan taraflara falan böyle büyüdüm falan filan derken işte öyle bayağı büyüdüm onlarla ikincisinde, üçüncüsünde. Şimdi sıra dedim. Hazır oyunu öğrenmişim. Videosunu çekeyim. Oyun Sims'in devamı. Yeşil ovalar. Oyun size şöyle tanıtayım. Burada petrol kaynakları olarak gözüküyor burada. Doğal kaynaklar, petrol kaynakları, cevher kaynakları, tarım kaynakları ve orman kaynakları olarak gözüküyor burada. Burada da su ihtiyacını görüyorsunuz. Dış bağlantılar bu önemli, bayağı önemli. Otoban bağlantıları var. Tren bağlantıları var. Gemi bağlantıları var. Uçak bağlantıları var. Bina yapıları için uygun alan 174 uygun alanı var. Bazılarında mesela bunda iki nehirde gemi bağlantısı yok. Buraya gemi şey yapamıyorsunuz. Gemi ihracatı, ticaretini yapamıyorsunuz. Gemiyle şey yapamıyorsunuz. Böyle bakalım. Güzel haritaları var. Daha hepsini oynama fırsatım olmadı tabii. 2-3 tanesini oynayabildim. Bu sefer ama Elmas sahilinde başlayacağız. Suyu güzel. Tarım kaynakları, ormanı güzel. Doğa petrol kaynakları da güzel. Bunda başlayacağız ama şehrin adını değiştirelim. Şehrin adını ne yapalım? Elmas sahiliymiş haritanın adı. Şehrin adı da ne olsun lan? Böyle güzel bir şehir adı olsun bize. Bizim metropolis olsun ya. Burası metropolis olsun. Çok güzel yazdım ha. Valla çok yaratıcı bir isimdi ayrıca. Kendimi tebrik ettim şu anda. Tabi oyun çok geniş bir oyun. Şey yaptım, hatta ilk İngilizcesiyle başladım. Ondan sonra Türkçe'ye çevireyim dedim. Türkçe yamasını indirdim. Yama atarak oynayabilirsiniz isterseniz. Biraz araştırırsanız bulursunuz. Evet, oyunun sesi biraz fazla açık şu anda. Oyunun sesini kısalım. Ana ses, ambiyans sesi, efekt sesi. Bu ne bilmiyorum ama bunu da keselim. Şimdi şehrimiz böyle bir şehir. Şöyle bir yandan bakınca buraya su için ihtiyaçlarımız olan şey koyacağız. Su istasyonu koyacağız. Yol oluşturma. Böyle küçük küçük tiplere veriyor size. Ufak ipuçları veriyorlar. Genişletmek için yapmanız gereken iki şey. İlk şey yol falan filan. Şu telefonun sesini kısayım. İlk şey yol oluşturmak. Yolu inşa etmek için falan filan. Şimdi başlayacağız ona. Kısaca bir şöyle bakayım. Tamam. Şimdi buradan şöyle bir şey yapacağız biz. Bu açık değil mi? İki şeritli yol inşaat edince gelecekmiş. Şuradan bir dakika hemen inşa edelim de gelsin, açılsın şunlar. Aynen, açıldılar. Tamam, bunu inşa ettik. Bunu nereye koyacağız? Şuraya koyalım. Şimdi buradan bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz, pardon. İki şeritli yol. Bu iki şeritli yol. Bu tek şeritli ama tek yönlü. İki çift şeritli. Sonra buradan buna tıklıyoruz. Şöyle geliyoruz. Böyle olmadı, bir dakika. Şöyle böyle yapıyoruz. Aynı şeyi burada da uygulayacağız. Çok bu olmadı. Evet, küçük bir yuvarlak çok mu düzgün oldu ya? Düzgün oldu değil mi bu? O olmuştur herhalde. Olmuştur ya.
Evet, küçük bir yuvarlak yaptık. Şimdi bu şeyleri keseceğiz. Ara yolları keseceğiz. Burayı da keseceğiz. Orası kalsın hadi. Orası kalsın. Buradan şimdi çift şeritli yolumuzu alalım. Niye yapamıyoruz? Şuraya bağlayalım. Sonra bu dönen yol gelsin, alsın bunu dışarı götürsün. Böylelikle şehirden girenler buradan geliyor, dönerek dışarı çıkabilecekler. Yalnız birazcık yamuk oldu. Sevmedim orayı ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Bir saniye ya. Şu oyunu bir durduralım. Evet, döndüm internetten bir şeye baktım. Vallahi çok yamuk yapmışız ya. Ben tam beğenemedim burayı ama yapacak bir şey yok. Şu ortadakileri silebilir. Neyse kalsın onlar. Şimdi buradan bir tane seçeceğiz. Yol. Düz yol seçeceğiz. 2000'e kadar seçtik. Şimdi küçük bir 200'lük buradan şey yapacağız. 1600'e kadar geleceğiz. Arkasından 800 buraya, 800 inşa ameliyatı da buraya kadar geleceğiz. Sonrasında da bir saniye. Sonra da buradan buraya bağlayacağız. Ama tek yön mü bağlayacağız, çift yön mü bağlayacağız? Onda kararsızım. Tek yön bağlayacağız. Şunu sileceğiz. Yine aynı şekilde oraya da bağlayacağız. Böyle küçük bir şekil yaptık. Şuradan da biraz aşağı uzatalım. Allah yamuk oldu. Neyse siktir edin onu oraya. Düzü alalım. Oraya da biraz uzatalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi orman arazisi var. Buraya orman arazisine orman endüstriyelerini kuracağız. Burada ekonomik panelimiz açıldı. Vergilerin ince ayarlarını yaparak burada da vergi ayarları yapabiliyorsunuz. Şey, elektrik, su şeylerini falan, vergiler var, krediler sonra açılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi her şey sıfır. Bir yollara 47 bin harcamışız, öyle gözüküyor. Onlara sonra geçeceğiz. Şimdi şuradan şöyle mi çeksek? Düz oldu mu ya? Oldu herhalde. İnşallah yamuk değildir. Sonra buradan şöyle, ah fazla gittik. Ya eşit olmadı bunlar. Bak ya, yanlış bir şey mi yaptık? Ne yaptık? Yollar birleşmedi. Yamuk oldu orası ama olsun, bir şey olmaz. Uğraşamayacağım şimdi onunla. Sonra aynı şey, aynısından bir tane daha yapalım. Bak ya, yamuk çıkıyor abi. Eğim mi var, ne var anlamadım. Orada bir şey var. Evet. Burası endüstriyel yerimiz olacak. Görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız var burada da. Neyse. Bu endüstriyel yer için buradan malların çıkışı buradan yapacağız. Çıkışı şöyle getireceğiz. Sonra buradan şöyle bağlayacağız. Elektrik direkleri falan görmüş olduğunuz gibi yok. Buradan
şey olduğu için, ticari bölge olduğu için, endüstriyel yer olduğu için buna direkt tırlar mırlar buradan şey dışına çıkacak. Buraya tabii bir giriş yapmamız lazım. Girişi de çift yön mü çekelim, ne yapalım? Girişi de evet. Oyuna geri döndük. Onu da şuradan bağlamamız gerekiyor ama ben bunu biraz fazla yamuk çizdiğim için bu biraz olmayacak. Planı birazcık bozduk. Bunun için şunun ortasından bir tane şey çıkaralım. Bari bu düz olsun ya. Şöyle şu düzü seçelim de. Bunun düz olması gerekiyor ya. Ben bunu hayır, düz yapmam gerekiyor. Ama yapamadım bir türlü. Tam düz çıkmıyor buradan. Neyse siktir et ya. Oo, bayağı keskin şeyler oldu burada. Vazgeçtim. Şu an sıçtık, bütün parayı yola harcıyoruz. O yüzden şuradan da şöyle bağlantı yapacağız. Tamam. Oldu mu? Oldu. Evet, şimdi ihtiyaçlar, rezidentler istiyorlar, yerleşim alanı istiyorlar. Bunlar da şu yeşiller görmüş olduğunuz düşük yoğunluk konut alanı, düşük yoğunluklu ticari bölge, sanayi bölgesi burası da. Buna daha sonra yüksek yoğunluklu konut bölgesi ve yoğunluklu ticari bölge, ofis bölgeleri olarak değişiyor. Yani artıyor. 7500 kişiye ulaştıktan sonra artışa geçiyor bunlar. Şimdi buraları yerleşim alanı olarak seçeceğiz. Şunu da kaldırabiliriz. Şuraya da çok küçük olarak ve şey yapacağız, ticari bölge yapacağız orayı da. Şunu da alırsak tamamdır. Şimdi bunlar yavaş yavaş dolmaya başladılar. Metropolis falan filan. İsmini değiştirebiliyoruz yine. Şimdi yine birazcık hızlandırabiliriz bunu. Hatta biraz daha basalım şunlara. Şimdi bunların tabii bir elektrik ihtiyacı olacak. Şimdi bunlar olsun bakalım. Biz elektrik için de burayı kullanacağız. Buraya ben bir tane elektrik şeyi koyabilirim. Tamam, şimdi oyun durdurduk. Şuraya çok tam bunun sınırına koymayın. Tam koyarsanız ara sıra tıklayamayabiliyorsunuz üstüne. 8 ne o meyve? Birimi neydi lan meyve? Açılımı unuttum valla. 8 tane ama 8 üretiyormuş işte elektrik. Bunu buraya koyacağız. Bu 6000. Şu anlık bu işimizi görür bizim. Şimdi bir de su buradan da buraya doğru akıyor böyle. Temiz suyun gelmesi için temiz suyu bu pompa, su pompası. Temiz suyu birazcık şöyle koyuyoruz. Temiz suyu alsın ki kirli su gelmesin diye. Kirli su atık su istasyonunda bu suyun gönderdiği yere göre buradan salar suyu başka şehire gider. Bunun birleşimini yapmak için de pipe boru kullanıyoruz. Şuraya, oradan da buraya, oradan da buraya bağlıyoruz. Şimdi buraya elektrik ula şimdi bunlar buradan bağlandı, çok güzel. Mavi olarak görmüş olduğunuz alanlar
bağlanıyorlar elektrik ihtiyaçlarını. Yani buraya koyarsanız bunların hepsi alabiliyor. Elektrik direğini buraya koyarsanız bütün hepsi elektrik alabiliyor. Şimdi elektrik değil de şuraya biraz industry yapacağız. Benim kulaklığım cızırdıyor nedense. Bir şeylik mi var anlamadım. Neyse. Şöyle bir industry yapabiliriz şuraya da. Şimdi bunlara su çekmek gerekecek. Ama ondan önce bir elektrik çekelim. Elektrik direğini şuradan alırsak herhalde. Mavi alanın içinden alacaksınız. Şuraya koyabiliriz. Çirkin bir görüntü oluyor ama sonra hallederiz biz onu. Tamam, biraz oynatalım şimdi. Bunun elektrik alması da alacak buradan. Ama bunun da elektrik alması lazım. Onun için şöyle bir şey yapacağız. Çünkü bunun ikisinin de elektriğe ihtiyacı var. Şimdi su çekmemiz gerekiyor. Çekelim. Oyunu bir durduralım. Su için şimdi şöyle bir şey vardı. 480'e gelip 440'a geri dönüyorsunuz. Ve şöyle bir çıkıntı bırakıyorsunuz. 480'e gelip 440'a geri dönüyorsunuz. Ve bir çıkıntı bırakıyorsunuz. 480, Allah kahretsin, 440 ekmeği attık. O yüzden bunu bir silelim. Hatta bunu da silelim. 480, 440. Şöyle bir küçük şey. 400. Biraz şehrin dışına çıkmışız da olsun, bir şey olmaz. Bak yine unuttum ya. 480, 440.480, 440. 480, 440. Evet, bu şu anlık yeter. De artar bile. Şimdi buradan buraya su borusunu çekeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arada boşluk kalmıyor. Ayarlanmış bir şey bunlar. Buradan da yapalım. 440, 400, aman 440. Buradan da şuraya kadar geleceğiz. Ha, ama bunları daha suya bağlamadık. Şuradan da bunları suya bağlayalım. Böylelikle oyunu oynatalım bakalım. Şimdi, evet, görmüş olduğunuz gibi ticari bölgelerde şey olmaya başlıyor. Oldular da, industriyeller de oldu. Onlara elektrik çekeceğiz şimdi. Industriyeli elektrik çekmeyi unuttuk. Industriyeli elektrik çekeceğiz. Elektriği de hemen şuraya bir ev kurmamız lazım. Çünkü elektrik direklerini oraya koyamayız. Yani koyarsak şey, vatandaşlar memnun kalmıyor. Düşüyor. Biraz daha şunadan yapabiliriz. Ufak bir bölgeye. Şimdi buradaki evler kurulmaya başladı. Elektrik görmüş olduğunuz gibi buraya da yayılıyor. Bunlar kurulsun. Bunların kurulması da gerekiyor. Kurulsunlar. Buna da elektrik ve suyu çekeceğiz. Sana da çekelim hatta şuradan bir su boru hattı.
suyu geldi. Elektriğe ihtiyacı var. Ama evlerimiz olmuyor. Endüstri yapmamız gerekiyor. Yapalım. Ha, şurası ya. Onlara elektrik gerekiyor şimdi. Oyunu durduruyoruz. Onlar hakkında bilgi edin. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi mavi alan buraya kadar çıktı. Buradan buraya elektrik hattını çekiyoruz. Çünkü bağlamadım. O şey hemen bunların yanına bağlarsak, bunların yerine bağlarsak bunlara şey düşüyor. Moralleri düşüyor. Elektriği verdim şimdi. Bakalım bunlara elektrik gelecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi geldi şu anda. Ve endüstriyel ihtiyacı biraz daha azalıyor. Şöyle bu verelim. Yapsınlar. Evet. Şimdi yavaştan rezidentlerimizi yap. Aa, rezidental diyeceğim ya. Rezidanslarımızı yapmaya başlayalım. Bu ortadaki bölge, mavi bölge. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir mavi bölge yetebiliyor bunlara. Çünkü buradaki yaşayanlar bir buraya çalışmaya gidiyorlar, bir buraya çalışmaya gidiyorlar. Zaten büyük bir yoğunluğu endüstriyeler karşılıyor çalışma şeylerinin. O yüzden bu gerçekten güzel bir şey olmuş. İki şeritli yollara da maşallah park edip gidebilme şeyleri var bunların da. Bizde yok sadece. Oyunda bile park edip gidiyorlar. Arabana çarpsa ne olacak orada? Bak 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 nasıl çıktı oradan. İnşaata bakalım. İnşaat ne alemde? Maşallah çok güzel ev. Oo, bu da bir güneşlenme alanı yapmış herif kendine. Kaçak kaç çıkmış. Evet, gitgide rezidans istiyor bizden. Verelim onlara rezidanslarını. Rezidanslarını. Şöyle küçük bir anda verebiliriz. Oyunu neyse biraz hızlı kalsın. Evet, görmüş olduğunuz gibi artıya geçtik. Göstereceğim şimdi. Şuraları da boyayalım. Boşluk kalmasın. Görmüş olduğunuz gibi 1496 liramız var ve 327 lira kazanıyoruz haftalık. Yani haftalık gelir olarak artı kâra geçtik artık. Artı 60 kişi geliyor abire dışarıdan yurt şehir dışından şehrimize. 60 kişi geliyor. 436 nüfusumuz var şu anda. Ve bunların görmüş olduğunuz gibi elektrik ihtiyaçlarını bu yetmedi. Bir tane şey yetmedi. Oo, paramız da yok gerçi. O yüzden biraz bizim para kasmamız gerekiyor. Şöyle verelim endüstriyelere. Şimdi bunlara elektrik lazım. Elektrik lazım da bizim paramız yok. 6.000. Bankadan kredi daha açılmamış. Kredi çekemiyoruz. Şöyle hızlandıralım biraz. Bu kadar yaptık. Elektrikleri yok ama. Ya var da yetmiyor. Yetersiz elektrik diyorlar. Evet, endüstri ihtiyacı gitgide artıyor. Onlara da yer vermeye başladık işte biz de. Şurada da verelim, şurada da yapsınlar. Evet, dedim gitti. Başkan, evet. Ha, ben bunu söylemeyi unuttum. Bu Twitter gibi bir şey. İnsanların ne düşündüklerini görebiliyorsunuz. Evet, şu an bize yardım şeyi geldi. Bir dakika, bu değil. Şurada olması lazım. Evet, vergiler geldi, borçlar geldi, çöp geldi. Çöp hizmeti verebiliyoruz. Sağlık hizmeti, eğitim hizmeti verebiliyoruz. İlkokul açılmış, medikal klinik açılmış. Çöp toplama servisi ve deposu açılmış. Şimdi bize elektrik yetmediği için hazır paramız da varken şuraya bir tane daha elektrik şeyi kuracağız. Rüzgar gülü. Şöyle kurduk. Bu onların elektriğini sağlar herhalde.
Hafif bakalım elektriklere gitmiş mi? Evet, elektriklere gitmiş. Ya gitmiş dediğim, yani gelmiş elektrikleri. Sorunları yok şu anda. Her şey tıkırında diyorlar. Falan filan. Şimdi rezidans ihtiyacı arttı. Şuralara mavi alanları çoğaltabiliriz. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Yeter. Öbür videoya görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, öbür videoda takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler, teşekkür ederim. Güle güle.